Günaydın Besim Bey. Bugün çok şıksınız. Aman efendim, o sizin zevksizliğiniz. Ne oldu ya? İyi bir şey demek istedim halbuki. Hani şey manasında, güzel olan ben değilim, o sizin... Güzelliğin mi? Ne işte, ben öyle şeyler söyleyemiyorum. Niye? Çok utanırım, öyle laf denir mi Melna kızına? Bizim mahallede Kurban amca vardı. 30 yıllık karısı Nazlı teyzeye Ömer diye seslenirdi. Ömer mi? He, oğlunun adı. Karısına ismiyle seslenemezdi rahmetli. Ayıptır, olan var olmayan var derdi. Cisti bizim mahalle. Hayatı yalan yanlış öğrettiler bize. Fabrika ayarlarımız bozuk. Günaydın. Günaydın. Besim, bu kıyafet ne ya? Altın pastane, üstün şişhane. Sayende para kazandık. Ben de biraz kendime baktım abi. Yanlış görmüşsün. Hiç yakışmış mı Allah aşkına ya? Oğlum bak, sen farklısın. Bunlara benzemeye çalışma. Savaş yenilince değil, düşmana benzeyince kaybedilir. Anladın mı? Emredersiniz Fırat Bey. Bizim güvenlik sizden randevu talep etti. Güvenlik? Toplantı anlamındaymış. Toplantı hem de. Bir şey görüşmek istiyormuş yani. Allah Allah. İyi, gelsin bir görüşelim. Çırak, ne hale getirmişsin kendini ya. Yazık. Ne oluyor ya böyle toplantı talep etmeler falan? Hayırdır? Duydum ki yeni bir oluşuma gidiyormuşsunuz. Ben bu oluşumun ilk günden içinde olmaktan kıvanç duyarım. Oğlum, hiç mi işiniz gücünüz yok sizin ya? Paso dedikodu. Kim anlattı? Numan mı anlattı? Yok, benim önümde konuştunuz ama orada olduğumu bile fark etmediniz. Bu kadar silik, dikkat çekmeyen alelade bir tipim işte. Niye işe alayım o zaman seni? Yediköy'le barışığım. Yavru kedi gibi bir şeyim. Beni herkes sever. Hiç düşmanım olmadı. Kim ne derse he derim. Çünkü karaktersizim. Köşelerim belli değil. Kırmızı çizgim hiç yok. Söylemesi ayıp bir yağ çekerim. Şaşar kalırsınız. Bu kadar enteresan bir süper güç. Çok etkilendim. Oo. Dalga geçmekte haklısınız. Sizin gibi güçlü, nüfuslu biri değilim. Hak ettim. Yok canım, estağfurullah. Öyle ama bugünlere sıfırdan tırnaklarınıza kazıyarak geldiniz. Miras değil sizinki, alın teri. Sezar'ın hakkı Sezar'a. Tartışılmaz bir liderlik kumaşınız var. Ya yapıyoruz işte elimizden geldiğince bir şeyler. Vay namussuz. Yeteneğe bak. Sadece bu değil. Çok korkak ve pısırığımdır. Çünkü canım tatlı. Dünya nimetlerine sıkı sıkıya bağlıdır. Yaşamayı seviyorum. Öyle ahlak da, etik de, gurur da yok bende. Açtım bu çocukça şeyleri çok şükür. Ve bu özelliklerimi hizmetinize sunmak istiyorum. Peki bunların hepsi Numan'da var. Senin Numan'dan farkın ne? Numan mı? Numan amatörün teki. Ben satılığım efendim, profesyonelleştim. Numan hainlik yapmaz. Ayak bağı olur, yönetilemez. Kurumsal hayata uygun değil. Ya böyle anlatınca da bir tadım kaçtı ha. Kendimi böyle kötü bir insan gibi hissettim. Efendim aşk olsun, o nasıl laf? Kuralları biz koymadık ama oyunun içindeyiz. Ve kazanmayı seviyoruz. Kötü bir şey mi bu? Vay ya cıvay. Tamam lan, anlaştık. Seni takıma alıyorum. Hangi özelliğimi kullanmak istersiniz? Hiçbirini. Sırf karşı takımda olmadığı alıyorum seni. Onlar da olacağını, ben de ol. Nükleer silah gibisin oğlum sen. Bara sıra elimde bu var deyip tehdit ederim milleti. Hadi bakalım. İşine başlayabilirsin. Saray elvası. Çok seversiniz, bilirim. Severim. Patronların patronu Alemi Cihan. Hem çok zeki hem çok çalışkan. Şirketimizin medar iftarı. Zamanın üstün aklı. İnsanı şamil Fırat Bey. Destur. Vay vay vay. Ne güzel yağ çekiyor turp kurusu.